Hiç siyasi partiyle çekindiğimiz yok. Hiç kimseden korkumuz yok Allah'tan başka. Diyorum. Hayati Yazıcı ile beraber canlı yayında tanışmaya hazırım. İkna etsin beni genel başkanımın huzurunda söylüyorum. Genel başkan yardımcılığını da istifa edin. AK Parti sandık bir şey bulacağım. Hodri meydan diyorum. Var mı size 11 ayı? Sen 21 sene yapıyorsun. Erbakan Hocam'ın 11 ayda kaya, işçiye, memura, çalışana verdiğini 20 senede karşılaştıralım. Öyle bir ihale yaptım. Sarıkalı Köprüsü yaptın. Dosyayı koyarım önüne ama 10 katına yaptırırım. Öyle konuşacağız ama. Hazır mısın öyle? Gelip burada çay kanunu yapacaksın. 6 tane şahsın dilin ucunda çay üretecek. Yok ya. Bizim tabirle sen anan güzel mi derler sana ya? Sen ne yapıyorsun ne? 6 kişi. O 6 kişi senin kaderini belirleyemez. Hiç kimse seni bunu özelleştiremez. O kanun çaydırın altına bomba koymaktır. Bunu koydurmayacağız. O çaykurun önünde şansım teşkilatımla beraber canlı bomba olacağını koydum dedim. Böyle bir şey yok. Sayın Bakan Hayati Yazıcı, perde arkasını biliyoruz. Bu Rizeli cahil değil. Bu Rizeli'miz her şeyi biliyor. Gelip sen Cumhurbaşkanımızın arkasına sığınıp oy devşimle çalışmayın. Onun da hakkını veremiyorsunuz siz. Onun da hakkını veremiyorsunuz. Bir çay kanunu çıkartıyorsunuz 20 senedir beri. Sayın İl Başkanı açıklama yapıyorlar. Çay kanunumuz var 80'li yıllarda 4 madde. Kimi kaldırıyorsun ya? Çıkmış televizyonlara diyorlar ki bunlar Amerikan Biden'dan bile yardım isterler dedi. Hey İl Başkanı, aklın başında mı senin? Sen bizi birilerine konuşuyorsun. Nerede gördün Yeniden Refah Partisi'nin Amerika'dan yardım istediğini? Aynaya bakarak mı konuşuyorsun sen? Rize'de 1,5 milyona hitap ediyor. Giresun'dan Artvin'e kadar hitap ediyor. Bu bizim ekmeğimizdir. Allah'ın bize bir lütfudur. Bunu hiçbir siyasi partiye yedirmeyeceğiz Allah'ın izniyle. Vay anasını. 6 kişi karar verecek. Efendim bu çay sökülecek. Bu çay yapılacak. Bu çayı sökebilirsin. Sen kimsin ya? Dedemin söktüğü şeyi, ektiği çayı sen bana nasıl söktürebilirsin? Seni bir firmaya mahkum edecekler. Diğer bir firmaya çay verdirmeyecekler. Büyük tuzaklar var. Bakın size bir şey söylüyorum. Aha burada genel başkanımın huzurunda söylüyorum. Bu çay kanunu ile ilgili ne yaptılar bunlar? Çay kanununu rafa çıkardılar değil mi? Peki size bir soru sorayım. Empati yapalım bir iki kelime. Rafa neyi kaldırırsın? Sonradan ihtiyaç olduğu zaman kullanacağın malzemeyi kaldırırsın değil mi? Bu ne demek biliyor musun? Bunlar bizim Rizeliler safzanıyorlar ya bunlar. Safzanıyorlar ya. Vay uyanıklar. Safzanıyorlar ya. Görüşeceğiz sesimde kim saf diye. O rafa koymak ne demek biliyor musun? Seçimin haftası tekrar öne koyulup bu çay kanunu çıkartacaklar. Ondan sonra ben ne yaptım? Bana ne? Eyvah! Deme imkanımız yok. Ya Allah aşkına, Allah aşkına ya. Ya akletmez misiniz ya? Kur'an-ı Kerim akla hitap ediyor ya. Ne yapıyorsun? Deli miyiz biz ya? Biz kendimizi, çayımızı onların önüne verebilir miyiz ya? Bu işi sahip çıkacak. Kasa gibi sapasağlam iş bitirme belgelerimiz olan Refah Partisi. Erbakan ve onun valisi Doktor Fatih Erbakan benimle beraber. Kaynak paketi kitaplarında nasıl yapacağımızı yazıyoruz. Biz cekcak politikası yapmıyoruz. Biz hikaye anlatmıyoruz. Biz yapacaklarımızı yaptık. Yine yapacaklarımızı söylüyoruz. Onun için yeniden... Onun için adam gibi bu sokaklarda geziyoruz. Gezeceğiz de. Allah bize sesimi gösterirse de gezeceğiz. Bir bir bütün evleri gezeceğiz. Köy köy gezeceğiz. Mahalle mahalle gezeceğiz. Uyumadan gezeceğiz. Biz kendimizi anlatacağız. Yaptık ve yapacaklarımızı anlatacağız. Derdimizi ve heyecanımızı anlatacağız. Bir gencin bir kıza aşık olduğu gibi size aşık olduğumuzu, size hizmette sınır tanımamak için bizim bir inancımız olduğunu belirtmek için anlatacağız. Hayrun nas men yefehun nas hadis-i şerifinin mazharı olmak için çalışacağız. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olanı düsturuyla hareket etmek için çalışacağız. Komşusu atken bizden, tok yatan bizden değil, sözünden amel edeceğiz. Bunlar için bütün vatandaşımızı Türkiye genelinde geziyoruz. Rize'de de gezeceğiz. Ve önümüze koyacağız. Siz takdir sizindir. Ondan sonra bu niye böyle oldu, bu niye böyle oldu değil. Biz Allah için çalışacağız. Allah için gerekeni yapacağız. Ondan sonra sizler buna tevessül edip takdir Allah'ındır diyeceğiz. Bunun daha ötesi berisi yok. Müsaade ediliyorsa, bu insanlar bunları takdir ediyorsa bizim söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Konuşmamı bitiriyorum. Teşekkür ederim.